Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Belgin Doruk'tan bahsedeceğim. Belgin Doruk kimdir? Belgin Doruk 28 Haziran 1936'da Ankara'da doğan 26 Mart 1995 yılında vefat eden Türk oyuncu ve modeldir. 1950'ler ve 1960'ların önde gelen Türk sinema yıldızlarından biriydi. 1952 yılında ortaokul son sınıftayken annesinin desteğiyle katıldığı bir yarışmada birinci oldu. Çakırcalı Mehmet Efendi'nin Definesi adlı film ile sinema kariyerine başladı. Daha sonra Ölüm Korkusu, Çölde Bir İstanbul Kızı ve en önemlisi Küçük Hanımefendi filminin serisiyle 1950'ler ve 1960'ların en popüler film yıldızlarından birisi oldu. 1953'te yapılan güzellik yarışmasında Türkiye ikinci güzeli seçildi. 1954 yılında Enver Paşa'nın yeğeni olan yönetmen Faruk Kenç ile evlendi. Evlendikten bir yıl sonra kızı Gül Dünya e, dünyaya geldi. 1958 yılında evlendikten 4 yıl sonra boşandılar. Boşandıktan 3 yıl sonra ee, evet. Boşandıktan 3 yıl sonra yoluna baktı. Film o yıl e, gişe rekorları kırdı. Daha sonra film seri haline getirildi ve Türk sinemasının Ayhan Işık'la e, akılda kalan filmleri arasında yer aldı. 1964 yılında Orhan Elmas'ın yönettiği Duvarların Ötesi adlı filmde rol aldı. Film yılın en ses getiren filmlerinden birisi oldu. Evlendikten 6 yıl sonra Aydın ikinci e, isimli ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Zeki Müren ile birlikte birçok filmde başrol oynadı. Türk sinemasının bir dönemde en çok film çeviren ve en çok sevilen oyuncularından biriydi. Kariyerindeki başarıları ve halkın gözündeki mutlu imajıyla dikkat çekmekteydi. Özellikle 1960'lı yılların sonuyla 1970'li yılların başından itibaren yaşadığı çeşitli sağlık sorunları ve kişisel problemleri kariyerine de yansımış ve Belgin Doğru'nun çalışması da zor olmaya başlamıştır. Kariyerinin son zamanlarında daha az filmde rol aldı. 1970 yılında Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Ayşecik Yuvanın Bekçileri filmdeki performansından dolayı en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1970 yılından sonra Gece Kondu Rüzgarı 1972 adlı filmde rol aldı. 1975 yılında sinemayı bıraktığını açıkladı. 85 yılında sinemayı bıraktıktan 10 yıl sonra bir televizyon reklamında oynadı. Belgin Doruk 1995 yılında kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Evet hayatından ve kariyerinden bahsedeceğim sizlere kısaca. Çocukluk ve ilk evliliği. Belgin Doruk 28 Haziran 1936 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Sonraki yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a geldiler ve Babakırköy'ün bir semti olan Yeşilköy'e yerleştiler. Çocukluktan beri artistik hayatını, kuruyordu. 1952 yılında ortaokul son sınıftayken Yıldız Dergisi ve İstanbul filmin birlikte açtığı bir yarışmaya annesinin desteğiyle girdi. Yarışmada finale kalınca babası çok kızar. Annesinin desteğiyle yarışmaya katılır. Jüri de yapımcı yönetmen Faruk Yençe vardır. Kızlar arasında birinci olur. Belgin Dergiye kapak olunca gitti okulun yönetimi resmi çeker ve ya okul ya sinema der. Belgin Doruk ise sinemaya seçer. Yarışmada erkeklerden Ayhan Işık ve Mahir Özderdem birinci olurken kadınların birincisi ise Belgin Doruk olmuştur. Aynı yıl birinci olduktan sonra yönetmenliğini Faruk Yenç'in yaptığı Çakır Çakırgacalı Mehmet Efendi'nin definisi adlı ilk sinema filminde oynamıştır. Aynı yıl bir sinema filminde daha rol almıştır. Oynadığı iki filmde 1953 yılında vizyona girmiştir. 1953 yılında yapılan güzellik yarışmasında Türkiye ikinci güzeli seçildi. 1953 yılında Köroğlu Türkan Sultan adlı filmde oynamıştır. Ardından aynı yıl Lütfi Akat'ın yönettiği Öldüren Şehir adlı filmde oynamıştır. Aynı zamanda film Ayhan Işık ile birlikte başrol oynadığı filmdir. 1954 yılında Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar adlı filmde bir jüri üyesini canlandırmıştır. 1954 yılında yönetmen olan Faruk Genç ile e, tarafından evlilik teklifi almıştır. Faruk Genç yaşça büyük olduğu için ailesi bu evliliğe karşı çıkar. Doruk ailesinin dediklerini aldırmamıştır ve teklifi kabul ederek evlenmiştir. Evlendiğinde 18 yaşındadır. 1955 yılında 3 sinema filminde rol almıştı. Bunlardan en çok hasılat elde edeni ve en çok dikkat çekeni başrolünü Zeki Müren ile birlikte oynadığı son beste filmi olmuştur. Film yılın en iyi Türk filmlerinden birisi olurken Türk sinemasındaki klasikleri arasındaki yerini aldı. 1955 yılında 19 yaşındayken hamile olduğunu öğrenir. Daha sonra hamileliği başına problem olur. Kocası Faruk Genç hamilek için erken der ve çocuğu aldırmak ister. Bebeği doğurmak istediğini söyler ve aynı yıl kızı Gül'ü dünyaya getirdi. Ama sürekli film çevirdiğinden dolayı bebeğiyle ilgilenemediği için çok üzülür. Yeşilçam'daki büyük başarısı. Bergin Doruk 1956 yılında hiçbir filmde rol almamıştır. 1957 yılında Mahşere Kadar ve Çileli Bülbül adlı filmde oynamıştır. Aynı yılın aylarında yönetmenliğini Orhan M. Arıburnu'nun yaptığı Lejyon Dönüşü adlı polisiye filmde rol almıştır. Filmin başrolünü Fikret Hakan'la paylaşmıştır. Film 2. Dünya Savaşı yıllarında Afrika'da bir savaşta hafızasını yitirdikten sonra İstanbul'a dönüp başkasıyla evlenen eski sevgilisine aşık olan bir doktorun aşk ve macera öyküsünü anlatmaktadır. Film 1957 yılında oldukça başarılı bir gişe elde etmiştir. 1957 yılında son vizyona giren filmi eşi Faruk Yancı'nın yönettiği Çölde Bir e, İstanbul Kızı olmuştur. Bir macera ve dram filmi olan bu film seyirci tarafından çok beğenilmiştir. Bergin Doruk artık tüm ülke tarafından tanınmaya başlamış ve Türk sineması için olmazsa olmaz bir oyuncu haline gelmiştir. Bu filmin çekimlerinden önce 75 kiloya kadar ulaşmıştır. Kilolarından rahatsız olur ve hızlı kilo vermek ister. Annesi o sıralarda bir zayıflama ilacı getirir ve ilacı kullanmaya başlar. İlacın etkisiyle zayıflar ve filmlerde oynamaya devam eder. İlk olarak Seyfi Avaren'in yönettiği Daha Çok Çekecek Miyim adlı dram e, filminde oynar. Daha sonra başrolünü Ayhan Işık'la birlikte olduğu Osman Seden'in yönettiği Beraber Örelim adlı filmde oynar. Film seyirci tarafından olumlu eleştiriler alır. Aydın Arako'nun yönettiği Hayat Cehennemi adlı film 1958 yılında vizyona giren son filmi oldu ve aynı yılı yönetmen eşi Faruk Gençten boşandı. 1959 yılında vizyona giren ilk filmi 1958 yılının sonunda oynadığı Kederli Yılları olmuştur. 1959 yılında tam 6 sinema filminde rol almıştır. Bu 6 filmden ilk vizyona gireni boşandığı eşinin yönettiği Annemi Arıyorum olmuştur. Filmde babası ve kız kardeşiyle İzmir'de yaşayan Belgin ailesini terk ederek İstanbul'a başka bir adama kaçar ve annesinin onu bulup geri getirmesini anlatır. Bu filmden sonra Mumtaz Yener'in yönettiği Binnaz adlı tarihi filmde oynadı. Filmin konusu 18. yüzyılda geçiyordu. Bu filmden sonra vizyonu Osman Sede'nin yönettiği Kırık Pilav e, filminde oynadı. Bir aşk filmi olan bu filmde başrolü Zeki Müren'le paylaşıyordu. 1959 yılında e, vizyona giren diğer filmi ise Nevzat Fesen'in yönettiği Samanyolu filmi olmuştur. Filmin başrolünü dönemin genç ve yakışıklı oyuncusu Göksel Arsoy ile paylaşmıştır. 1959 yılının sonunda iki filmi daha vizyona girmiştir. Bunlardan ilki Arşavir Adena'nın yönettiği Ömrümün Tek Gerisi adlı filmi olmuştur. Film yazar Esat Mahmut Karakurt'un romanından sinemaya uyarlanmıştır. 1950'li yılları ise Ölmeyen Aşk adlı filmle kapatır. Film çok zengin ama hassas olan ve fakir bir gencin hüzünlü aşk hikayesini anlatır. Küçük Hanım Efendi ve Kilo Problemi 1960 yılında ilk olarak Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ayşecik Şeytan Çekici adlı filmde rol almıştır. Filmin başrolünü başrollerini Zeynep Değirmencioğlu ve Eşref Koçak Koçak Kolçak'la paylaşmıştır. Bir aile ve dram türünde olan bu filmde Ayşecik zengin annesi ve fakir işçi babasını tekrar birleştirmeye çalışır daha sonra Hulki Senen'in yönettiği Gece Kuşu adlı filmi vizyona girer peş peşe filmleri art arda vizyona girmeye devam eder orhan elmas'ın yönettiği filmi kanlı firar adlı filmde oynadı bu filmden sonra satın alınan adam adlı filmi vizyona girdi ardından nejat saydam'ın yönettiği yeşil köşkün lambası adlı dram filminde ekran bora ile birlikte başrol oynadı Seyirciler filme olumlu tepkiler vermişti. Son olarak ilk Aşk ve Kahve adlı filmlerde oynamıştır. 1960'lı yılların başında altın çağını yaşamaktadır. 1960 yılında bir şok film çevirdikten sonra 1961 yılında tam 10 filmde rol almıştır. Bunlardan ilki Necat Saydam'ın yönettiği Aşkın Saati Gelince adlı film olmuştur. 7 Mayıs 1961'de Özdemir Birsel ile evlenir. Balayına gitmemişlerdir ve yeni eşi işkolik bir insandı. Filmin kadrosunda Göksel Arsoy, Çolpan İlhan, Avni Dilligil ve Sadri Alışık gibi Türk sinemasının büyük isimleri yer alıyordu. Bu başarılı filmin ardından Hulki Saner'in yönettiği Bir Demet Yasemen filminde oynadı. Film çalı kuşunun modernleştirilmiş ee, haline benzetildi. Ardından Bir Yaz Yağmuru, Bülbül Yuvası ve Düğün Alayı filmlerinde rol aldı. 1961 yılında efsane olacak ve adının bundan sonraki filmdeki rolüyle anılacağı bir filmde rol aldı. Küçük, Küçük Hanımefendi adındaki bu filmdeki rol arkadaşı Ayhan aşık ve Sadri Alışık olmuştur. Film yılın en çok izlenen ve en beğenilen filmlerden birisi olmuştur. Film o kadar çok olumlu eleştiriler almıştır ki daha sonra 4 sene daha devam filmi çekilmiştir ve bir seri haline getirilmiştir. Daha sonra bu seri Türk sinemasının unutulmazları arasına girmiştir. Film 1962 yılının ikinci günü vizyona girmiştir. 61 yılında Kızıl Vazo, Tatlı Gülah, Zavallı Necdet ve son olarak da Özdeğiş filminde oynayarak 61 yılını kapatmıştır. 1962 yılında ilk olarak Aşka Karşı Gelinmez adlı filmde oynadı. Ardından Tamar Yiğit'in de başrolünde oynadığı Daima Kalbindesin filminde oynamıştır. Daha sonra Gönül Avcısı ve Zeki Müren'in de başrolünde oynadığı Hayat Bazen Tatlıdır filminde oynamıştır. 1962 yılının sonunda Küçük Hanım Efendi filminin 3 deprem filminde oynamıştır. Bunlar Küçük Hanım Avrupa'da, Küçük Hanım'ın kısmeti, Küçük Hanım'ın şoförü filmleridir. Bu filmler art arda vizyona girmiş ve gişe rekorları kırmıştır. 1962 yılında son olarak Yalnızlar İçin adlı bir dram filminde oynamıştır. 1963 yılında ilk olarak Akdeniz Şarkısı adlı filmde oynamıştır. Filmin başrolünde Ekrem Bora da rol alıyordu. Ardından Aşk Tomurcukları, "Bahçıvan ve Kadınlar Hep Aynıdır" adlı filmlerde oynadı. 1963 yılında son olarak İlk Göz Ağrısı adlı bir Nejat Saydan filminde oynadı. 64 yılında 7 filmde oynadı. Bunlardan ilki Turgut Demirhan yönetti Aşk ve Kim filmi olmuştur. Film seyirciler tarafından olumlu tepkiler almıştır. Olumlu tepkilerin yanı sıra Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü almıştır. Filmde evlendiği gece bir trafik kazasında sakat kalan bir adamla talihsiz eşinin öyküsünü anlatır. Bu başarı filmin ardından Bitirimsiz Hanım Abla adlı bir Nişan e, Hançaryan adlı filmde oynamıştır. Sonra ise Orhan Elmas'ın yönettiği Özden Çelik, Tanju Gürsu ve Erol Taş gibi isimlerinde rol aldığı Duvarların Ötesi filminde oynamıştır. Film yılın en başarılı filmlerinden birisi olmuştur. Film cezaevinden kaçmış bir grup mahkumun rehin aldıkları bir kızla birlikte sıkıştırıldıkları bir depodaki gerilim dolu saatlerini anlatır. Rehin aldıkları öğretmen kız bu süreçte onların iyi yönlerini de görür ve onlara yardım etmek ister. 1964 yılında daha sonra sırasıyla Halit Refik'in yönettiği evcilik oyunu ardından İstanbul Kardılarınları ve Şoförler Kralı filmlerinde rol alır. Son olarak Metin ve Erksan'ın yönettiği Suçlar Aramızda filminde rol alır. 65 yılında toplam 9 filmde oynadı. 65 yılında Edison, Arja Pekan ve Hulusi Kentmen'in de kadrosunda yer aldı. bir gönül oyunu filminde oynamıştır. Bu filmden sonra Halis Ziya Uşaklıgil'in Serinden uyarlanan Kırık Hayatlar filminde oynadı. Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı Türker İnanoğlu'nun yönettiği Satılık Kalp e, e, filminde rol aldı. Daha sonra Sayılı Dakikalar, Yasak Cennet, Şoförün Kızı filmlerinde rol almıştır. Altı Filmaz'ın yönettiği Zeki Müren'in de başrolünde yer aldığı Hep O Şarkı filminde oynadı. 1965 yılının sonlarında Bozuk Düzen filminde oynadı. Film Haldun Dörmen'in yönettiği ilk sinema filmidir. Film 3. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Film 1966 yılının ilk günü vizyona girdi. 1966 yılında ilk olarak bir Orhan Aksoy filmi olan Allah'a Asmaladık Yavrum'da oynadı. Ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Sevgilim Bir Artısı filminde rol aldı. Daha sonra ilk sinemaskop film olan Toprağın Kanı filminde rol aldı. 1966 yılında vizyona giren son filmi Haldun Dorman'ın yönettiği Güzel Bir Gün için olmuştur. 1967 yılında ise sadece Sarı Gülteke'nin yönettiği Yıkılan Gurur adlı filmde oynamıştır. Filmde kocasını kendisine aşık ettirebilmek isteyen bir baldız ve fakir rolüne giren bir kızın hikayesi anlatır. Aynı yıl oğlu Aydın'ı dünyaya getirmiştir. Evet son filmler ödül, sinemaya e, veda ve reklam 1968 ile 1987 yılları arasında. 1960'lı yılların sonunda kilo problemleri ciddi boyutta hızlandı. 68 yılında ilk olarak başrolünde İzzet Günay'ın rol aldığı Atlı Karınca Dönüyor filminde oynadı. Ardından Ülke Erekalı'nın yönettiği ve senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı Kanlı Nigar filminde başrolde yer aldı. Daha sonra birçok ünlünün yer aldığı İstanbul'da Cümbüş Var adlı filmde kendisi olarak yer aldı. 1968 yılında son olarak Ülke Rakalı'nın yönetmenliğini üstlendi. İstanbul'u sevmiyorum filminde oynadı. 1969 yılında ilk olarak aile ve komedi filmi olan Aram Gülyüz'ün yönettiği Ayşecik Yuvan'ın Bekçileri filminde oynadı. Filmde yıllar önce annesi ve babası boşanmış olan iki kardeş birbirlerini tanımadan bir kampta karşılaşır. Kardeş olduklarını anladıktan sonra tekrar anne ve babasını evlendirmek için plan hazırlayarak tekrar evlenmelerini sağlarlar. Bu filmdeki rolüyle Bergin Doruk Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Daha sonra Uluslararası Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak büyük başarılara imza atmıştır. 1969 yılında oynadığı ikinci ve son filmi Şahane İntikam olmuştur. 1970'li yıllara gelindiğinde ise ilk olarak Tunç Başaran'ın yönettiği Gönül Meyhanesi filminde oynamıştır. Filmde annesiyle birlikte yaşayan fakir bir öğrenciyle ona araba çarpar Arabayla çarparak kör olmasına neden olan bir şarkıcının öyküsünü anlatır. Bu filmin ardından Küçük Hanım Efendi serisinin 5. ve son filmi olan Küçük Hanımın Şoförü filminde oynadı. Başrolünde diğer serilerde olduğu gibi Ayhan Işık yer alıyordu. Fakat serinin bu son fil e filminde Sadri Alışık yer almadı. Filmin e adı serinin 3. filmiyle aynıdır. 1970 yılında oynadığı son film Ertem Göreç'in yönettiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı filmi olmuştur. Film Walt Disney'in 1937 yılında vizyona sunduğu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı animasyon filminden uyarlanmıştır. Ayrıca film 1971 yılında yapılan Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi üçüncü film ödülünü almıştır. Belgin Doruk 1971 yılında hiçbir filmde rol almamıştır. 72 yılında Gece Kondur Rüzgarı adlı sinema son sinema filminde oynamıştır. Filmin yönetmenliğini Sarı Gültekin yapıyordu. Film 1973 yılında vizyona girmiştir. Bu filmden sonra Bergin Doruk hiçbir sinema filminde rol almamıştır. 1975 yılında sinemayı bıraktığına dair bir açıklama yapmıştır. 87 yılında 15 yıl aradan sonra televizyon reklamı için teklif geldi ve teklifi kabul edip reklam filminde oynadı. Evet başarılı filmleri son Beste 1955 yılında e, çektiği Ayşecik Şeytan Çekici 1960, Küçük Hanım Efendi serisi 1961 ile 70 yıllar arasında çekildi. Aşk ve Kin, Duvarların Ötesi, Bozuk Düzen, Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Pamuk Prenses ve Gidücüler. Evet e, filmografisi baya bir kabarık. İlk filminden bahsedeceğim sizlere. 1952 yılında çektiği Çakırcalı Mehmet Efendi'nin definisi. En son filmi ise 1973 filminde çektiği Gece Kondu Rüzgarı ve Nermin karakterinde oynamıştır. Güzel bir gün için Toprağın Kanı, Allah Asmarladık Yavrum, Bozuk Düzen, Toprağın Kanı, Şoförün Kızı, Yasak Cennet, Sayılı Dakikalar, Epo Şarkı, Bir Gönül Oyunu, İstanbul Kaldırımları, Suçlar Aramızda, Şoförler Kralı, Aşk Vekin, Evcilik Oyunu, Bahçevan gibi gibi. Çok sayıda ödül almıştır aynı zamanda. 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim bu videomda sizlere sevgili Belgin Doruk'tan bahsettim. E, hatta bana hep şöyle söylerlerdi. Belgin Doruk gibisin, yanağında ben var derlerdi. Ne zaman Belgin Doruk ya da yanağında ben denildiği zaman e, Belgin Doruk aklıma gelir. E, yanağındaki beni Belgin Dora benzetelerde. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak e, paylaşmış oldum. Evet YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.